Merhaba sevgili Webtekno takipçileri. Bu videomuzda görmüş olduğunuz gibi bütün PlayStation'lar aynı masada, biz de bunların derinliğine ineceğiz. Neler var masamızda, hemen bir başlayalım. Burada bir adet PlayStation 1'imiz var. Şurada arkada küçük olan PlayStation 2. Onun hemen altında PlayStation 3 var. Onun hemen sağında PlayStation 4 ve 4 Pro var. Onun hemen solunda ise PlayStation 5 var arkadaşlar. Şimdi öncelikle hani içerikteki amacımız hani böyle kapsamlı bir oyun testi vesaireden daha çok arkadaşlar tarihsel anlamda gerek tasarım gerekse de donanımsal olarak bu cihazların ne hale geldiği. Tabii ki de oyunlara bakacağız ama bir oyun performans kıyaslaması gibi düşünmeyin bu içeriği. Şimdi hemen direkt olarak konuya giriyorum arkadaşlar. Tarihsel anlamda ilk olarak karşımıza çıkan PlayStation aha da bu. Şimdi bu cihazda enteresan bir hikaye var arkadaşlar. Çünkü PlayStation 1'in var olma sürecinde Sony ile Nintendo arasında veya işte farklı firmalar arasında ciddi bir rekabet söz konusu. Hatta bu siparişi ilk yani CD-ROM'ların siparişini ilk Nintendo'nun verdiği falan da söyleniyor. Finalde Sony kazanıyor ve bu ürünü piyasaya PlayStation 1 olarak sürüyor. Teknik anlamda ise 32 bit R3000A işlemcisi var. GTE grafik motoru, 2 MB bellek ve maksimum 480p'ye kadar çıkabilen bir ekran çözünürlük oranımız var. Fiyatı 299 dolardı ve arkadaşlar 100 milyonlarca sattı. PlayStation 1 ile işte çok ünlü olan oyunlar da vardı. Biraz onlardan da bahsedeyim sizlere. Bu oyunlar Air Combat, Battle Arena Toshinden, daha sonrasından Tekken 3, Tomb Raider, Final Fantasy gibi oyunlarında eklenmesiyle PlayStation 1 aslında şu masada görmüş olduğunuz pek çok üründen daha efsane bir hale geldi. Hatta şöyle düşünün, sene 1996'ya geldiğinde PlayStation 1'de oynayabileceğiniz 400'den fazla oyun vardı. Bir sürü oyun vardı evet, ama bu modellerin içerisinde dahili bir depolama alanı olmadığı için oyunları kaydedemiyordunuz. Yani bir oyun oynarken yenilirseniz, yanarsanız bilmem ne, elektrik ıvır zıvır giderse baştan başlıyordunuz. Doğal olarak bu modelde arkadaşlar bunun önüne geçebilmek için ön kısımda 2 adet memory card slotu bulunuyor. Onun hemen altında ise DualShock'ları bağlayabileceğiniz 2 adet kumanda girişi bulunuyor. Tasarımdan devam edelim. Cihaza şöyle bir baktığımız zaman üst kısmında PlayStation 3'te yanlış hatırlamıyorsam terk edeceğimiz şu CD butonu var arkadaşlar. PlayStation 1'de buna bastığınız zaman böyle bir kapak açılıyordu. Bunun yanında işte açma kapama butonu, reset tuşu falan filan var. Arkasında seri I/O bağlantı noktası, multi output ve bir adet de adaptör takabileceğiniz giriş bulunuyordu. Bu klasikleşmiş kontrolcümüz aslında PlayStation 1'de de ana hatlarını koruyordu. Bana soracak olursanız 5'e kadar da en azından iskelet halini koruyor görünüyor. Şimdi gelelim şuna arkadaşlar. Bu konsolda en çok oynanan ve en efsane olan oyun Gran Turismo 1'di. İsterseniz artık PlayStation 2'mize geçelim. Bu da aslında ikonik bir tasarım. Hani bunun da böyle ön kısmında CD açma yeri var. Şuradan bastığınız zaman böyle açılıyordu. Bu da PlayStation 1 ile kıyasladığınız zaman yani neredeyse PlayStation 1'in CD-ROM alanına sığabilecek kadar küçük bir cihazdı. Fiyatı 299 dolardı ve çıktığı yıllarda bu cihaz milenyum mucizesi olarak anılıyordu. Bu da 100 milyonlarca sattı bu arada. Bu kadar çok fazla satmasını sağlayan şey yine kuşkusuz olarak PlayStation'ın kendi oyun sayısının çok fazla olmasıydı. Biraz da teknik özelliklerinden bahsedeyim sizlere. 295 MHz 128 bitlik Emotion Engine işlemcisi var. 8 MB video belleği, 32 MB bellek, DVD desteği, 8 MB'lık hafıza kartı ve SD kart desteği gibi pek çok detaya da sahip kendisi. Çözünürlük kısmına gelecek olursak kağıt üstünde bu cihazlar 1080i'ye kadar çözünürlüğü destekliyor. Ama bu i ne arkadaşlar? Bu i bildiğiniz inanılmaz bir FPS kaybı demek. 1080p ile i arasındaki farkı da en kaba anlamda böyle özetleyebiliriz. Çünkü FPS 30'a kadar düşüyordu 1080i'de. Yani tam anlamında verimli oyun keyfini PlayStation 2'de de 480p olarak oynayabiliyordunuz. Tasarım anlamında da arkadaşlar yine işte ön kısmına 2 adet USB portu ekleniyor PlayStation 2'de. Burada bir reset tuşu ve açma kapama tuşu bir arada yer alıyor. CD'yi çıkarabileceğiz 1 adet buton, 2 adet memory kart girişi, 2 adet de kol bağlantı noktası var. Arka kısmında da artık hayatımıza internet girdiği için 1 adet Ethernet bağlantı noktası. Harici ses cihazları için dijital bir tane output ve yine ekrana görüntü alabileceğiniz bir output ve bir adaptör çıkışı bulunuyor. Tasarım anlamında dediğim gibi yani bu cihazın en önemli özelliği tüm zamanların en küçük PlayStation ana modellerinden bir tanesi olması. PlayStation 2'yi böyle özetleyebilirim diyorum ve arkadaşlar PlayStation 3'üme geçiyorum. 2006 yılında hayatımıza giriyor PlayStation 3. Tasarım anlamında tabii ki de hemen dikkatinizi çekmiştir. 1 bunun neredeyse yarısı kadar, 2 bunun yarısının bir tık azı kadar, 3 bildiğiniz kocaman bir şey. Üst kısmına bir PlayStation 3 logosu eklenmiş. Onun
Onun haricinde ön kısmında açma kapama butonu ve CD çıkarabileceğiniz bir bölüm var. Arkası standart ve bir adet, aslında standardın haricinde bir adet HDMI portu ekleniyor. LAN kablomuz var, adaptör çıkışımız var. Bu modellerle birlikte CD'ler artık cihaz üzerinde bulunan bir butona basarak bildiğiniz CD-ROM haznesinin içinden çıkıyor. Bizim elimizdeki slim model arkadaşlar, normalde bunun üstü parlak oluyor ve onda çok parmak izi kalıyordu. Bir ayrıntı daha var burada. PlayStation 3 bu zamana kadar çıkmış en sorunlu PlayStation'lardan bir tanesiydi. Anakartı yanıyordu, osu oluyordu, busu oluyordu. Bir ton arıza çıkarıyordu yani. Hatta bu trip daha sonrasında PlayStation 4 çıktığında pek çok PlayStation hayranının ya bir bekleyelim, yanacaksa edecekse bir yansın etsin görelim ondan sonra alalım demesine de vesile oldu. Biraz da PlayStation 3'ün teknik özelliklerinden bahsedeyim sizlere. 3.2 GHz'lik bir işlemcimiz var. 500 MHz'lik Nvidia RSX RS grafik birimi var. Full HD desteği PlayStation 3 ile birlikte geliyor. Yani artık 1080p oyunlar oynayabiliyoruz. 256 MB GDDR3 SD video belleği ve 250 MB XDR RAM ve 80 GB'lık HDD desteği de içinde mevcut. Bu ne demek oluyor? 1 ve 2'de görmüş olduğumuz hafıza kartı girişlerine PlayStation 3 ile birlikte veda ediyor. Bir şeye de hoş geldin diyoruz arkadaşlar. O da şu PSN Store. Sony'nin oyunlarını vesaire vesaire sattığı mağaza hayatımıza PlayStation 3 ile birlikte giriveriyor. Oyun kısmında ise bu serinin en iddialı oyunları Devil May Cry, Elder Scrolls, Sonic, Killzone 2 gibi oyunlar bu konsolun en iddialı oyunları olarak sayılabilir. Şimdi artık geldik tarihin tozlu sayfalarından birazcık daha berrak bölümlerine. Ne çıktı karşımıza? PlayStation 4. Şimdi bizim elimizden PlayStation 4 var, hem de Pro var. Fakat sizin göreceğiniz oyun ve stok görüntülerinde Pro model değil, normal düz PlayStation 4'ü kullanacağız. Kaç yılında çıkıyor PlayStation 4? 2013 yılında. Pro ise ondan 3 sene sonra 2016 yılında çıkıyor. PlayStation 4'ün teknik özelliklerini öne alayım, hemen sizlere sayayım. İşlemcimiz 8 çekirdekli AMD Jaguar, 1.84 teraflopsluk AMD Radeon grafik işlemcisi, 500 GB ve 1 TB'lık depolama alanı, 8 GB 5500 Hz'lik GDDR5 RAM'ler. Pro modelinde ise arkadaşlar en ciddi farkı teraflops'ta görüyoruz. 4.20 teraflopsluk bir görüntü işleme birimi. Hani nasıl PlayStation 3'te Full HD hayatımıza girdiyse 4 Pro ile birlikte de 4K oyun konsolu dediğimiz şey Sony kısmında hayatımıza giriş yaptı. USB 3.0 bağlantı noktası da Sony PlayStation 4 Pro ile birlikte hayatımıza girenler arasında. PlayStation 4'ün tüm bu PlayStation'lar içerisinde bence PlayStation 1 ve 3 kadar önemli bir yeri var. Çünkü hani oyun dünyasındaki gerçek geliştirmeleri grafiksel anlamda ve oyun motoru anlamında PlayStation 4 ve 4 Pro ile birlikte deneyimlemeye başladı. Yani bu serinin 4.'sü geldiğinde biz dedik ki bir şeyler artık değişiyor. Çok da haksız çıkmadık. Karşımıza aha da bu kule geldi. Kule dediğimde arkadaşlar PlayStation 5. PlayStation 3'ten bu yana gelen tasarımın ana hatları PlayStation 5 ile birlikte %97 oranında bozuluyor. Böyle bunu yan çevirdiğimiz zaman PlayStation 4 ve 3 ailesinden çok da uzak bir görüntüsü olmuyor. Fakat üstüne eklenen şu beyaz kapaklara verilen kavisle birlikte cihaz oldukça modern bir görüntüye sahip oluyor. Arka kısmında artık işte o standart gana verdiğimiz çıkış bağlantı noktalarına veda ediyoruz. HDMI çıkışımız var, işte güç kablosu var, Ethernet var, 2 adet USB bağlantı noktası var. Ön kısmına gelirsek eğer arkadaşlar, bizdeki CD'li sürüm, o yüzden burada bir CD çıkarabileceğiniz tuş var, açma kapama tuşu var, USB portları var. Onun haricinde çok da böyle aman 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 tanrımlı bir durum söz konusu değil önünde ve arkasında. PlayStation 5 teknik özellik anlamında ise şöyle şeyler sundu bize. İşlemcimiz AMD Zen 2 mimarisi üzerinde 8 çekirdekli 3.5 GHz hızında. GPU'muz tam 10.28 teraflop değerine kadar çıkıyor. GPU mimarimiz ise arkadaşlar AMD'nin özel olarak geliştirmiş olduğu bir RDNA2 chipseti. Dahili depolama alanımız artık SSD'ye dönüşüyor, o da 825 GB. Bu bayağı bir eleştiri aldı yeter yetmez noktasına, bu da tamamen göreceli bir şey. PlayStation 5 ile hayatımıza giren bir diğer ayrıntı ise 4K oyunları 120 FPS değerinde oynamaya başlayabiliyor. Ve böylece arkadaşlar hani videomuzun artık toparlama kısmına girebiliriz. Bu videomuzda sizlere ağırlıklı olarak tasarım anlamında, birazcık performans ve birazcık da oyun anlamında PlayStation'ların yolculuğunu aktarmaya çalıştık. Birden 5'e kadar tüm modelleri önümüze koyduk. Ben şunu merak ediyorum, hemen yorum bölümünde görüşlerinizi bekliyorum. Sizce hangi tasarım daha iyi olmuş? Ben hemen görüşümü açıklıyorum. PlayStation 2. Çünkü gayet küçük ve kompakt bir cihaz. Şu kasada PlayStation 5 olsa ben bunu alırım. Sizin de görüşlerinizi merak ediyorum arkadaşlar. Bu videomuzun artık sonuna gelmiş olduk. Sizler de videomuzu beğendiyseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basabilirsiniz. Kafanıza takılan herhangi bir soru, görüş veya yorum varsa bizlere yorum bölümünden ulaştırabilirsiniz. Başka bir web teknoloji videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Ekranda durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka web teknoloji videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca hemen orada
ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.